Hepinize merhaba arkadaşlar. Yine bir YouTube videosuyla karşınızdayım bugün. Bugün yine sıcak havaların etkisiyle bizi tetikleyen sorbe, yani benim deyimimle doğal dondurma. Meyve ile doğal dondurma yapacağız. Hiçbir katkı maddesi, hiçbir ürün kullanmadan sadece meyve ile güzel bir dondurma yapacağız. Gelin hep birlikte izleyelim dostlar. 4 tane eriğimiz var. Tabii ben bunu göstermek için sizlere erikleri öncelikle Okanokay yayında. Yayında. Elma dilimi şeklinde doğrayacaksınız sevgili arkadaşlar. Kavun erik diyorlar buna. Ben market fişinde okudum. Lüks kavun erik diye yazıyordu. Farklı bir cinsi varsa ben de bilmiyorum. Şöyle doğruyorsunuz arkadaşlar. Çok lezzetli, çok güzel bir tadı var. Bunun dondurması da efsane olacağını düşünüyorum. O da çok lezzetli olacaktır eminim. Bu şekilde. Böyle doğradığınız bir dondurma kabına koyup buzluğa atacağız. Bir gece buzlukta bırakacağız 6-7 saat ve buzluktan çıkartacağız. Şu an ben daha önce hazırladığım ve az önce buzluktan çıkardığım meyvelerimi alacağım buraya. Şöyle gösterelim. Buzluktan yeni çıktı. Yaklaşık 4-5 dakika oldu. Ancak biraz yumuşadı. Biraz yumuşamasını bekliyoruz çünkü makinemizin bıçağına zarar verebilir. Biraz yumuşattım onu. Yavaş yavaş bunları makineye aktaracağım. Hepsine dokunmaya çalışıyorum çünkü altta kalanlar daha sert olabilir, yumuşamamış olabilir. Hafif yumuşaması gerekiyor. Hem robotu zorlamamak için hem de bıçağımızı kırmamak adına. Çok lezzetli oluyor arkadaşlar doğal meyve dondurması. Dışarıdan hiç dondurma almanıza gerek kalmıyor. Doğal bir şekilde meyveyi dondurma yapıyoruz. Mükemmel de oluyor. Çok da severek tüketiyoruz. Sizler de mutlaka deneyin. Çok basit, çok pratik. Meyveleri doğrayıp buzluğa atıyorsunuz. Sonra çıkartıp biraz bekliyorsunuz ve robot geçirdikten sonra tekrar buzluğa atıyorsunuz. Tabi isteğe bağlı içine 1-2 kaşık bal damlatabilirsiniz. Doğal. Pekmez damlatabilirsiniz. Biz Belen kömür çukuru pekmezi damlatıyorum ben doğal. Bazen bal da koyduğum oluyor. Bazen ikisini bir de ekleyebiliyorum. Evet, şimdi tam kıvamına geldi sevgili arkadaşlar. Buna pekmez koyacağım. Belen kömür çukuru pekmezi şöyle bir yemek kaşığı buna aktaracağım. Şu şekilde bunu kenara alıyorum. Evet, bu kadar yeter. Şimdi dondurma kabına boşaltacağım bunu. Evet, şu an kavun erik sorbemiz hazır. Buzluğa atacağım. Buzlukta yaklaşık 4-5 saat bırakıp çıkartıp tüketeceğiz. Şimdi buzluğa atıyoruz. Şu şekilde buzluğa koydum. Sorbe hazır. Buzluktan çıkardım. Hemen dondurma kaşığımı alıp servis yapacağım. Evet, gördüğünüz gibi şöyle biraz sert şu an. Hafif yumuşamasını bekliyoruz. Görüyorsunuz yapısını. İsterseniz bunun kabuklarını soyabilirsiniz. Ben çok sulu olmasın diye kabuğunu soymadım. Ama böyle renk renk içerisinde daha şık duruyor. Bence böyle tercih etmelisiniz. Tabii yine tercih sizin. Şimdi kaşıklamaya çalışalım. Biraz sert olacak ama biraz yumuşatmaya çalıştım. Bunun yapısı, evet, dağıldı baya. Bunun yapısı şeftalideki gibi değil. Bu biraz daha dağılabilir bir yapıda. Daha böyle bir kar, buz şeklinde. Çünkü suyu daha fazla. Şeftali biraz daha lifli olduğu için daha bir dondurma kıvamında olmuştu. Bu biraz daha buzlu limon dondurması gibi olmuş. Olsun. Önemli olan buzlu olması, soğuk olması.
Ve doğal olması bizim için önemli olan. Görüyorsunuz çok güzel bir görüntüsü oldu. Burnuma da çok keskin bir şekilde erik kokusu geliyor. Hafif ekşim tırak böyle. Lezzetli bir erik. Görüyorsunuz şu şekilde tane tane dağılıyor. Mutfağınızı batırıyor. Şu şekilde toparlayalım. Süsleyeceğim ve tadına bakacağız sonrasında. Şöyle biraz karamel dökeceğim etrafına. Lezzet vermesi açısından güzel olacağını düşünüyorum. Şöyle birazcık Hindistan cevizi. Evet, şimdi afiyetle bunu tüketebilirsiniz. Sevgili arkadaşlar, erik sorbemiz hazır. Yani doğal meyve dondurmamız. Şöyle az önce de gösterdim. Hemen tadına bakalım şöyle. Harika bir lezzet. Karamelden böyle ekşimsi eriğin tadı mükemmel uyum yakalamış ikisi. İçine biraz da belen pekmezi koymuştuk, kömür çukuru pekmezi. O da ayrı bir lezzet, hafif hissettiriyor. Soğuk havalarda mükemmel olmazsa olmaz. Ben bunu şöyle de deneyeceğim birazdan. Haytalı içerisine keseceğim. Haytalının muhallebisinden keseceğim içerisine. Üstüne bu buzlu doğal erik dondurmasından ekleyip öyle de deneyeceğim. Size de tavsiye ederim. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalımıza abone olmak isterseniz bekleriz. Hepinize hayırlı günler diliyorum. Hoşça kalın.